Merhaba sevgili öğrenciler. Şimdi sizlere alan ölçmeden bahsedeceğim. Dikdörtgenin alanı. Şekildeki dikdörtgenin alanını bulalım. Nasıl buluruz? Tek tek verilen kareleri sayabiliriz. Yani birinci karemiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 tane karemiz olduğundan dolayı şekildeki dikdörtgenin alanı 18'dir diyebiliriz. Peki her seferinde bu şekil kareli kağıt üzerinden verilecek bizlere? Hayır. Veya her zaman bu şekil sayacak mıyız? Hayır. Tek tek kareleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane karemiz burada. 6 uzunluk. 1, 2, 3 tane uzunluğumuz burada. Yapacağımız olay alan bulurken uzun kenar ile kısa kenarı çarpmak. Yani uzun kenar ile kısa kenarı çarptığımız zaman 18 birim karelik bir alan elde ederiz. Aşağıda verilen dikdörtgenlerin alanlarını bulalım. Nasıl bulacağız? Peki bize kareli şekilde verilmiş mi? Hayır. Uzunluğu eğer düşünürseniz şöyle 12 santimetrelik bir uzunluğumuz var. 5 santimetrelik uzunluğumuz var. Dilerseniz şu şekil uzatarak karelere bölebilirsiniz ifadeyi ve tek tek kareleri sayabilirsiniz. Böyle yapmak yerine dikdörtgenin alanı istenirken uzun kenar ile kısa kenarı çarparız. Yani 12 ile 5'i çarptığınız zaman 60 santimetre karelik bir bölgeyi tararsınız. Aynı şekilde uzun kenarı 50 metre, kısa kenarı 30 metre olan dikdörtgenin alanını bulurken yine uzun kenar ile kısa kenarını çarparız ve 1500 metrekarelik bir alan elde ederiz. Şekildeki sarı bölgenin alanını bulalım. Dikkat ederseniz dikdörtgen içerisinden dikdörtgen bir parça kesip çıkarılmış. O zaman bizim yapacağımız olay büyük alandan buradaki verilen küçük alanı çıkaracağız. Yani dışarıya alacağız. Yani yapacağımız işlem büyük alandan küçük alanı çıkardığımızda elimizde sarı bölge kalacak. O zaman ilk etapta büyük alanı bulalım. Büyük alan dikkat ederseniz uzun kenarı 20 cm, kısa kenarı 10 cm ise 20 çarpı 10'dan 200 santimetre karelik bir bölgeyi gösterir. Küçük alan dediğim beyaz olarak gösterilen bölge. Yani bunun uzun kenarı ile kısa kenarını çarptığım zaman 54 santimetre karelik bir bölge işaretlenir. Yapacağımız olay neydi? Büyük alandan küçük alanı çıkarıp sarı bölgeyi bulmak. O zaman büyük alanımız 200 santimetre kare. Küçük alanımız 54 santimetre kare. Çıkardığımız zaman 6, 4, 1. Yani 146 santimetre karelik bir alan elde ederiz. Şekildeki kırmızı bölgenin alanını bulalım. Nasıl yapacağız? Bir önceki soruya benzer bir ifade. Verilen ifadeyi şöyle dikdörtgene tamamlayabiliriz. Yani yapacağımız olay yine büyük alandan şuradaki küçük alanı çıkarmak olacak. Büyük alanımızı bulurken 5 cm 15 ise burası da 15, 8 ise karşı kenarda 8'dir. Büyük alanımız 5, 15 daha uzun kenarı 20, kısa kenarı 15 alan bir dikdörtgen. Yani büyük alandan yine küçük alanı çıkardığımız zaman elimizde kalan kırmızı bölge. Kırmızı bölgenin alanı. Büyük alanın uzun kenarı 20. Kısa kenarı 15. 20 ile 15 çarptığınız zaman 300 santimetre karelik bir alan. Küçük alanımız kısa kenarı 8, uzun kenarı 15. Yani 8 ile 15 çarptığınızda 120 santimetre karelik bir alan. Peki bu iki ifadenin farkı bize
180 cm² kırmızı bölgenin alanını verecek. Peki aynı soruyu farklı şekilde çözebilir miydik? Farklı şekilde nasıl çözeriz? Bir önceki çözümü hatırlarsanız büyük dikdörtgenden küçüğü çıkarmıştık. Peki şöyle yapsaydık bu ifadeyi biz kendi içinden dikdörtgenlere bölmüş olsaydık. Şurada bir tane dikdörtgenimiz var. Bir tane dikdörtgenimiz burada var. O zaman birinci parçanın alanını nasıl buluruz? Birinci parçanın alanı yine uzun kenarı ile 8 ile 5'i çarparız. 40 santimetre kare. Diğer dikdörtgenin alanını bulalım. Nasıl buluruz? Diğer dikdörtgenin alanı içinde. Kısa kenarı 7. Uzun kenarını buluruz. Nasıl buluruz? 5 ise 5 ve uzun kenarı toplamda 20 santimetre. O zaman buradaki alan içinde 20 ile 7'yi çarpıp 140 santimetre karelik alan buluruz. Birinci kapladığı bölge 40. İkinci kapladığı bölge 140. Toplamına baktığınız zaman yine 180 santimetre karelik bir alanı buluruz. Bir kenarı 12 santimetre olan karenin alanını birlikte bulalım. Nasıl buluruz? Kareyi eğer hatırlarsanız bütün kenarları eşit olan bir dikdörtgendi aslında. Köşe açılar 90'ar derece ve bir kenar uzunluğu 12 santimetre. Kare özel bir dikdörtgen olduğu için bütün kenar uzunlukları aynıdır. Yani 12 santimetredir. Alan istenirse yine uzun kenar ile kısa kenarı çarpacağız. Yani 12 ile 12 çarptığınız zaman kapladığı bölge 144 cm² bölgedir denir. Kenar uzunlukları doğal sayı olan dikdörtgenin alanı 36 cm² olduğuna göre bu şart sağlayan kaç farklı dikdörtgen çizilebilir? Şimdi bir tane dikdörtgenimiz var. Hatırlarsanız dikdörtgenin alanı uzun kenar ile kısa kenarının çarpımı. Çarpımı 36 olan sayıları bulacağız. Kısa kenarı 1 cm olsaydı, uzun kenar 36 cm olsaydı 1 çarp 36'dan kenar uzunlukları 1.36 olan bir tane dikdörtgen elde edebiliriz. Aynı şekilde kenar uzunluğu 2 olsa ve 18 olsa yine çarpımları 2 çarp 18'den alanı 36 cm² olur. Peki kenar uzunluğu kısa kenarı 3 cm olsaydı 3 çarpı 12 yine alanı 36 cm² olan bir tane dikdörtgen elde ederiz. Peki kenar uzunluğu 4 olsaydı 4 ile 9'un çarpımı yine 36'yı verirdi. Yani 4 çarpı 9'dan 36 cm². Peki kenar uzunluğu 5 olsaydı 5 ile kimi çarparsan 36 herhangi bir doğal sayı değeri yok. Yani 7 tam onda 2 ile çarpmanız gerekiyor. Peki bizden istenen doğal sayı olduğu için böyle bir dikdörtgen çizilemez. Kenar uzunluğu 6 olsaydı 6. Bu da 6 çarpı 6'dan 36. Dikkat ederseniz buradaki ifade kare. Kare de özel bir dikdörtgen olduğu için dikdörtgen olarak sayabiliriz. Yani alanı 36 cm² olan 1, 2, 3, 4, 5 tane farklı dikdörtgen çizilebilirmiş. Şekildeki sarı bölgenin alanını bulalım. Şimdi buradaki ifadeyi tek tek bölebilirsiniz veya buradaki ifadeyi tek tek bölebilirsiniz veya tek tek kareleri sayabilirsiniz. Saymaya başlayalım. Şuradan 1. Birinci dikdörtgenimiz. 2, 3, 4, 5. Şurada dikdörtgenimiz var mı? Hayır. Şurası 6, 7, 8, 9, 10, 11. Saymadım. Şurada iki tane üçgenimiz var. İki üçgeni birleştirdiğiniz zaman bir tane kare yapar. Yani en son 11'de buradan 12. kareyi bulduk. Şuradan da dikkat ederseniz yine iki tane üçgenimiz var. Bunları birleştirdiğinizde bir tane kare oluşturduğu için 13. O zaman toplamdaki alan 13 birim karedir. Yani şeklin alanı 13 birim kare. Mutlaka
evde bol soru çözümüyle konuyu destekleyiniz. Hepinize iyi günler ve iyi çalışmalar.